Demir eksikliğinin önlenmesi en az tedavisi kadar önem taşır. Biliyoruz ki hayatın bazı dönemleri demir eksikliği açısından büyük risk taşır. Bunlardan birincisi 6-24 ay arası bebeklerdir. Ondan sonraki dönem ergenlik çağıdır. Daha sonrası da hamilelik ve emzirme dönemidir anneler için. 6-24 ay arası bebeklerin ada üstünde isimleri süt çocuğudur. Yani ana gıdaları süttür. Evet, ilk 6 ay bebeğin sadece ve sadece anne sütü alması gerekir. Ve bu dönemde anne sütü ve zaten doğduğu zaman depolarında olan anneden geçmiş olan demir, ki toplamı 250 mg'dır, onun için yeterli olacaktır. Ama 6 ayın bitiminde artık bu depoda demir tükenmiştir. Ağız yoluyla demir verilmesi gerekir çocuklara. Halbuki maalesef bazı anneler ağırlıklı olarak çocuğu sütle beslemeyi sürdürmektedir bu dönemde. Ek gıda vermemektedir. Hele süt anne sütü değil de inek sütü olursa durum çok daha kötüdür. Ve neticede bu 6-24 arasındaki süt çocukları kaçınılmaz olarak demir eksikliği anemisiyle karşı karşıya kalmaktadır. İşte bu sebepten her şeyden önce ilk 6 ay bebekleri anne sütüyle besledikten sonra 6-12 ay arası, hatta Sağlık Bakanlığı bunu 4. ayda başlatmaktadır, bebeklere koruyucu dozda demir bir damla şeklinde muhakkak verilmelidir. Verilecek demir miktarı kilo başına 1 miligram gibi hesaplanmalıdır. Yani tedavideki dozun çok daha altında. Ama yine bu dönemde çocuğa anne sütünün yanı sıra muhakkak ek gıdada demir içeren ek gıdalar da verilmelidir. Aynı şekilde ergenlik dönemindeki çocukların beslenmesine çok dikkat edilmeli. Ve gereğinde onlara da eğer beslenmede eksiklikler varsa demir takviyesi yapılmalıdır. Hamilelik ve emzirme dönemi annelerinde muhakkak demir ve multivitamin içeren preparatlar almaları gerekmektedir.